MasterChef oyununa hazır mısınız? Rüya nerede? Jüri benim. Hayır benim. Sen baş aşçı ol. Ben şey olayım. Ya da ben yemek yapayım, ben siz yorum. Ben jüri olacağım. Aa, herkes jüri oldu. Karar vereceğiz şimdi. Aydın, sen ne olmak istiyorsun? Jüri mi? Aydın da jüri olmak istiyor. O zaman ben mi yemek yapacağım tek başıma? Emir ile Rüzgar nerede? Onları getirin o zaman bana. Ben onlarla şey yapayım. Kaçtı. Koş. Sen de koş. Rüzgar'ı getir bana. Emir gelmiyor. Gelmiyor mu? Koltuğun arkasına gidiyor. O zaman ben tek başıma yapayım yemeği. Ben tek kişilik dev kadro olayım, olmaz mı? Rüya'yı bulalım. Sen Rüya'yı çağır, ben yemek yapmaya başlıyorum şimdi. Yemeğimde neler var benim? Mutfak setim burada. Önce şunu ayarlayayım. Bunu koyalım. Bunu da koyalım. Evet, yemek olarak düşünüyorum. Kolayına kaçayım, hamburger yapayım. Evet, tencerem buldum. Kaşık biraz küçük oldu ama olsun. Şimdi tabak bulmalıyım buradan. Heh, ocak, aradığım şeyi buldum. Ocağıma koydum. Yemek yapıyorum size. Ne yemek yapayım istersiniz? Jüri söylüyor, doğru. Yemeği siz söyleyin. Hayır. Hayır, jüri ben. İkiniz dediniz jüri, ikiniz de söyleyin. Biri hamburger dedi. İki hamburger mi? Tamam, o zaman yanına bir şey de... Tamam, tadım testi başlasın o zaman. Ben yapıyorum hemen hamburgeri. Aa, hazır hamburger. Tepsiyi de buldum. Patates yok. Dondurma geldi. Dondurma gitsen. Patatesi gören var mı ya? Patates. Köfteyi buldum. Evet, şimdi hamburgeri yapmaya başlıyorum. Bir şey olmadı anneciğim, tadım testi yapacağız, dur. Şimdi bir hata yaptım hamburgeri yerleştirirken, bakalım fark edecekler mi? Dur ya, tadım testi yaptırıyorum. Evet, buyurun bakalım. Çok getireceğim, bekleyin, önce hamburgerler. Hamburgerde bir hata yaptım, bakalım fark edip puanımı kırabilecek misiniz? Ne hata var? Söyle bakalım. Soğan yok. Soğan. Aslında bu bir şey değildi ama haklısın, soğan da yok. Efe sen bak bakalım. Ben 100 artı 100 dedim. 100 artı 100 o kadar lezzetli mi? 100 bin kere 10 mu? Evet. Hiç de fark etmediniz hatayı. Gösteriyorum. Bana ver. Hadi. Gösteriyorum. Hamburgerde cheddar köftenin üstünde olur. Neden? Çünkü köfte ızgaradan çıkmış olur. Sıcacık olur. Cheddar'ı da üstüne koydun mu hop işte böyle kaydığın gibi erir. Ve sonra lezzetle yersiniz. Ama bunda cheddar en altta. Ve siz bunu hatta nasıl fark... 100 milyon. Ama yine de beğendiniz yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Lezzetinden dolayı değil de beni sevdiğiniz için beğenmiş olabilir misiniz? Hayır. Tadı da çok güzeldi. Gerçekten güzelmiş. Şimdi patates... çorba ve domatesli çorba ve... Domates çorbası istiyor galiba. Ben bir şey istemiyorum. Sen istemiyor musun? Tatlı iste sen de Efe. Ne yapayım size? Düşün. Çikolatalı ekmek mi? Ama o çok basit oldu. Daha lezzetli bir tatlı. Burada gerçek bir tadım testi yapan var. Sen ne düşünüyorsun bu pilavla ilgili? Aydın nasıl olmuş? Anne. 10 üzerinden. Hadi. Aydın arkasını döndü. Hadi. Demek ki. Oyna devam. Hadi oyna devam. Ne oynayacağız? Bir şey soracağım. Şimdi siz aç. Gel şimdi oynayacaksın. Gel Aydın. Köftemi beğendiler. Bak, hamburger köftemi. Aydın. Hamburgerimi beğendiler. Aydın. Ama bakalım onlar olduğunda aşçı ben beğenecek miyim acaba? Şimdi aşçı sizsiniz. Size 10 dakika vakit veriyorum. 10 dakikaya bana bir tane lezzetli hamburger, bir tane patates, sonra bir tane de cupcake istiyorum. Dondurma değil. Malzemelerin hepsi orada. 10 dakikaya geleceğim. Tadım testine başlayacağım. Bir tane de sürpriz bir yemek istiyorum sizden. Sürpriz bir yemek. Annem ben hepsini seviyorum. Ben böyle hani böyle tatlılarda üstüne bir tane çikolata vardı. Neydi o? Ekler. Ay benim için ekler yaptın. Yap bana ekler. Ay süper. Ekler yapacak bana. Rüzgar sen de yemek yapacaksın bana. Pilav yap sen de. Ay hamburgerle de pilav olur mu bilemedim şu anda. Neyse bu tadım testi hepsi olur değil mi Rüya? Hadi bakalım başladılar. Dondurma üretiminden itibaren mi? Uzun sürmez mi dondurma? Hallederim diyorsun. Sana güveniyorum o zaman. Başla. Ekler dedin. Tatlı var. Hamburger de var. Hadi bakalım. 10 dakika. Çabuk. Olur isterim. Ama böyle öyle değil. Sosla falan onu pişir.
Rüzgar sen de pişireceksin bana. Senin yemeğin bittikten sonra peki sen de benim için güzel bir çorba yapsan ne çorbası seversin sen? Aydın herhalde çorba içmek yapmak istemedi. Aydın yola yattın yola. Bir şey söyleyeceğim sana. Sen Rüzgar'ın Hot Wheels arabalarını gördün mü? Gördün mü Hot Wheels arabalarını? Göstereyim mi? Senin çok araban varmış Hot Wheels. Doğru mu? Bakalım Rüzgar'ın kaç tane var? Rüya ile ortak ama onların arabaları. Burada büyük bir gürültü koptu. Bir şey söyleyeyim. Mutfağı yıkmış olabilir misiniz? Büyük bir gürültü. Patates yok mu? Oo, ne yapacağız? Muzu patates olarak mı? Tamam olur ya, sizi mi kıracağım? Ama pişirme tekniğiniz benim için önemli. Patatesler nasıl pişecek? Fırında mı? Yağda mı? Öncesinde tuzlu suda bekletecek misiniz? Bakalım ne yapacaksınız? Bekliyorum. Kızartma patates. Kızartma, düz normal yağda diyorsun. Sen ne yemek yaptın Rüzgar bana? Aa, Rüzgar'ın yemeği de çok güzel olmuş. Hadi bakalım git. Hazır mı? Başlayayım mı tadım testine? Öncelikle tuzlulardan başlıyorum. İçecek olarak en sağlıklı içecek su gelmiş. Normalde bundan puan kırarım ama sağlığından dolayı hiç puan kırmıyorum. Şimdi köfteyi kontrol ediyorum. Çedarı üstünde. Buradan artı 2 puan aldınız arkadaşlar. Tadına bakıyorum. Lezzetli. Şimdi tavuk. Tavuğa sos koyattınız mı arkadaşlar? Evet. Neler koydunuz sosa? Ketçap, mayonez. Ketçap, mayonez mi? Ben şey düşünmüştüm ya, fırında yoğurtlu falan. Aa, ama lezzetli olmuş. Bundan ama çok çok beğenmedim. Muzlu patates olarak hayal ediyorum. Bu patatesler öncelikle birazcık iri doğranmış. Fırınlanmış patates olsunlar o yüzden, olur mu? Fırında yapmış olun. Ay bu da efsane olmuş. Ay ekler. Bu sürprizinizdi galiba değil mi? Sürpriz yiyorum. Şimdi kırdığım puanı söylüyorum arkadaşlar. Tavuğun sosu. Anne, 10 üstüne ya da 100 üstüne ver. Tamam. 10 üstüne. Versem ne versem. Arkadaşlar sizce kaç puan vereyim? 10 üzerinden. 10. 10 mu? 9 dedi. Buradan kaç geliyor? Kaç vereyim? 10. 10 üzerinden 10 diyorlar. 10 üzerinden 9 diyorlar. Sizce kaç puan vereyim? Yorumlarda yazın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Benim pastamı kim hazırlayacak? Sen yapar mısın bana bunu? Bir şey söyleyeceğim. Bana ne dediler biliyor musun? Hadi pasta keselim Başak. Şu anda bunu onların yapması gerekmez miydi sence? Benim doğum günüm. Pastayı ben mi götüreyim yani içeri? Tamam peki madem ben götüreyim. En azından sen hazırla. Rüya'yı da çağıralım mı? Hadi mumları, maytapları koyalım. Patlatalım maytapları. Sen maytap seviyor musun? Hayır. Mum seviyor musun? Beni seviyor musun? Ben de seni çok seviyorum. Şimdi pastamız burada. Önce pasta... İnan bilmem. Rüya gel pastayı keselim. Ay keselim demişim. Arkadaşlar Rüya küçük bir kaza geçirdi. Aydın kızla oyun oynamak istedim. Köşesiyle kafamı... Bence Efe öperse geçer. Ya yerim. Ay Efe de az önce bir kaza geçirdi. Ya Adan bir şey söyleyeceğim. Siz birbirinizi çok seviyorsunuz değil mi? Ben bu sevgiden dolayı çok mutluyum. Hep böyle sevin istiyorum birbirinize. Hadi aman konuşturma Emine. Laf aldınız. Pastam kaldı. Pastam. Rüya düşer. Tuba neli bu pasta? Fıstıklar mı var üstüne? Çikolata parçaları. Çikolata mı? Ya bakalım. Bir tane çok... Neymiş şimdi bunlar? Çikolata mı, fındık mı? Salatalık. İkisi de. Salatalık mı? Bana salatalıklı pasta mı aldılar? Fıstık. Maydanoz olsa. Fındık mı? Fıstık. Fındık. Üstünde de beyaz çikolata var. Sütlü çikolata. Sütlü beyaz çikolata. En... İçinde de böyle. Sen sevmedin mi? Ben vanilyalıyım. Bozdum. Bir şey söyleyeyim. Muz var burada. Nereyi bozdum? Neyse bir şey olmaz, yapacak bir şey. Hadi süslemesini hadi bakalım. Hadi. Çıkarın bunları. Çıkarın. Ben. Orada ne yazıyor? Bakayım okuyorum. Oku bakalım. İyi doğdum Başak yazıyor. Ya. Hadi bakalım. Gençler. Hadi koyun bakalım. Mumlarımı koyun. Maytapları koyalım. Ben yo, bir şey soracağım. Rüya mum mu maytap mı? Rüya mum mu maytap mı? Efe muzu dağıttın oğlum. Muz değil mi o? Bir şey soracağım. Onu yesek çok belli olur değil mi? Şöyle yap. Şekil şükür bir şeyler yapıyorsun. Bunları kırmayın mı? Bence şöyle yap. 50 tane yere soktunuz. Pasta delik deşik oldu. Ne yaptınız siz? Delirdiniz.
Aslında delik deşik oldu. İyi ki doğdun Başak. Bugün benim de bilgiler. Aa git. Yok, okudum nazarım dedi. Hayır öyle. Yanar yanar. Ay, şöyle durması lazım. Ortalık çok karıştı. Peki hadi bakalım yakalım. Böyle. Abi yanmasın şimdi. Yanmasın mı? Hadi bakalım. Bir şey yaptım. Anneciğim onların üzerine durmuyor. Ya düşerse? Hadi bakalım deneyelim. Hadi bakalım. Kim üfleyecek peki? Ben. Efe? Rüzgarda ben üfleyeceğim diyecek. Ortalık karıştı yine. Kimin üfleyeceği belli değil. Ay. Ya ama ya. Ben... Efe koş rüzgarı çağır. Hemen Efe. Gelsin çabuk. Haydi onu... İçeri götürelim orada üflesinler. Hayır dur. Önce yakalım bir dur. Önce yakalım. Elindeki ne ya? Ne olmuş değil mi? Kibrit. Buna kibrit denir. Arkadaşlar siz kibrit biliyor musunuz bu ben arada? Ben biliyorum. Kutusunu versene Tuba gösterelim. Aa, Efe sen kibriti bilmiyor musun? Biliyorum. Arkadaşlar daha önce hiç kibrit görmüş olan var mı? Allah elini yıldır. Aaaa! Tuba ne yanıyor? Allah. Yandın mı? Yok yanıyorum neredeyse. Bir kez ben üfleyebilir miyim? Ya annem çok zor yaktık. Kibritten bence al. Dur. Şimdi kibriti öyle yapmana gerek yok. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ateşe koyduğunda kibrit direkt yanıyor Tuba. Ya bir dur. Aydın geliyor. Aydın gel. Benim pastamı hazırlıyor. Sen de yardım eder misin? Eder misin? Etmez galiba. Cevap vermedi. Rüya etmez mi Aydın? Aydın yardım etmeyecek misin? Neyli biliyor musun pasta? Allah! Çabuk olun. Ay dur söndürme. Dur söndürme. Ama ya Rüya. Ah Rüya yaktın bizi Rüya. Yaktın bizi Rüya. Pastam gitti. Maytabın biri yandı öbürü yanmadı. Ya Aydın. Bunlar gitti. Ne bulacaksın? Gittim işte. Ben 2 maytap istiyordum. Çünkü ben kaç yaşıma giriyorum biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? 32. 10, 20, 31, 2. Ne oldu 2. şimdi? Mumlar söndü, maytap gitti. Ben üflemedim ama kim nasıl sönecek? Ya ama ya ben... Bu ne ya? Bu maytapı alalım. O maytapı alalım peki. Ama ben tek maytap istemiyorum. Aa! Hiçbir değil ki benim yaşım. Yandı elin yandı. Yandın mı? Yandı. Tamam ben sana bir sürpriz hazırlayacağım. Acaba peki, evet. Mumum yanmadı benim. Kaldık böyle. Ya ne yapıyorsun? Ne kibritle oynuyorsun? Kibritle çocuklar oynamaz. Bu konuda Efe çok haklı. Alayım. Size önemli bir şey söyleyeyim mi peki? Sizce kibrit mi daha önce bulunmuştur yoksa çakmak mı? Kibrit. Sence? Çakmak. Evet çakmak. Happy birthday to you ama mumlarım yanmadı. Ve maytabımda bir tane. Ben bir tane maytap istemiyordum ki. En az 2 tane istiyordum. O zaman bir pasta sistemimiz yapalım mı senin için? Nasıl yapacaksınız? Gelin. Tuba ne onlar? Buraya bir happy birthday ya. Bakayım. Ay rengarenk ama. Bence mumlarımız biraz daha havalı olabilir. Ay bakayım. Ne dersiniz? Ya gri hem de kalpli. Olur. Benim en sevdiğim renk Efe. Dur. Ya Rüya yine her yeri. Ay ya. Bu pastanın yenilecek tarafı kalmadı. Pasta delik deşik oldu. Tamam. Burada bir tane gömülük alan var. Onu ne yapacağız? Görmemezlikten geleceğiz. Öyle bir şey yok ki diyeceğiz. İyi ki doğdun Başak. Maytap yine yok ama Efe ya. Kim demiş yok? Var mı? Kim demiş yok? Gerçekten mi? Ben bir maytap uzun. Maytap geliyor oley be. Rüya. Meşale mi var? Meşale mi? Bir şey söyleyeceğim. Durma ya. Bakalım nasıl olacak. Allah. Pastaya giren maytaplar. Pastaya giriyordu. Durun. Bunu da isterim. Bunu da o zaman istiyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Maytaplar kalsın meşaleyi yakalım. Hepsi bir arada. Tavukları kenarda şurada yapalım. Mükemmel bir pasta. Çok oldu gerçekten. Abi, bir şey söyleyeceğim. Delik deşik oldu. Haklısın Efe. Hayır ama... ya biz bence çok güzel. Ama bakın şimdi bir anlaşma yapalım. Yakarken lütfen ama lütfen kimse söndürmesin. Aynen öyle. Kimse söndürmesin yakarken. Yandıktan sonra size söz veriyorum. Hep birlikte üfleyeceğiz. Ama aynı anda. Bana tamam mı? Gençler. Ben dilek dilemem. Bir şey söyleyeyim. Dilek dilemem lazım benim. Doğum günlerinde. Bakalım yanacak mı? Dile bakalım. Dur daha mumlar yansın. Bekleyin. Bir şey söyleyeceğim. Aa gitti. Ne diyecektim Efe biliyor musun? Şimdi diyecektim ki pastayı üflerken şey dilek dilenir. Tamam. Pastayı üflerken dilek dilenir. Benim dileğim ne biliyor musunuz peki? Ne? Efe gel. Dileğimi söyleyeceğim. Dileğimi size de söyleyeceğim. Aynı anda hepimiz aynı şeyi dileyeceğiz. Tamam mı? Evet. Hepimizin mutlu, sağlıklı, huzurlu ve bir arada olması. Ay çok güzel. Bunu hepiniz aynı anda düşünür müsünüz ben mumumu üflerken? Ben Efe, düşünürüm. Efe pek düşünmeyecek galiba. Şu an hepsi galiba maytabı bekliyorum. Ama bir şey yok. Çok güzel yapmıyorum ya. Kesinlikle. Geliyor. Maytaplar geliyor. Efe bir şey soracağım. Bu hafta 3 kuruşu izledin mi? İzledin mi bu hafta?
Efe şu an Maytap'a o kadar konsantre ki. Ben 3 kuruşu izliyorum arkadaşlar. Efe evet, de izliyor. Evet, harika oldu. Dileğimi dile. Dileğimi dile. Sonra meşalemizi yakalım. Meşaleyi oraya yakalım. Hadi bakalım. İyi ki doğdum ben. İyi ki doğdum ben. Gidiyor pastam. Arkadaşlar görüşürüz. Ben pastam üflemeyeyim.